Skol.com.tr'den herkese merhaba arkadaşlar, ben İlkay Zaman. Merhabalar, ben Ender Yıldız. Bugün Sony Xperia C5 Ultra ile karşınızdayız. Kocaman telefon. Kocaman telefon, 6 inçlik. Fablet. Fablet. Fablet değil mi? Fablet. Fablet. Almancası Fablet, İngilizcesi Fablet. Uzun zamandan beri herkesin forumlarda, yorumlarda sorduğu C5 Ultra dedi. C5 Ultra stoklarımıza girdi diye satıcı kafasıyla böyle. Ender, ürünün teknik özelliklerinden başlayalım, sonra detaylara girelim. Başlayalım. C5 Ultra büyük bir telefon. 6 inçlik ekrana sahip. Çok büyük söyledin ki. Büyük telefon ha falan. Helal olsun. Büyük telefon ha. Full HD çözünürlüğe sahip. 367 ppi'ye denk geliyor 6 inç Full HD oranladım mı piksel yoğunluğu. Ön yüzün ekran oranında %75.9, 76 diyelim. Tamam. Birbirimizi kırmayalım. İşlemci tarafında MediaTek'in MT6752 platformunu kullanıyor. 8 Allah bereket versin. 8 çekirdekli orta seviye bir işlemci bu. İşte tamam. 1.7 GHz 8 tane A53 çekirdeğimiz var. GPU'su Mali T760 MP2 çift çekirdekli yani. Öyle. O biraz böyle işte için biraz Allah böyle bir bir 4 çekirdek olsaymış. Bulamayan da var. Öyle öyle diyelim. Tabii. Yani fazla tamah etmeyen çoğu bulamaz değil mi? Performans anlamında bunu bulamayan da var diyelim. Yani öyle. 2 GB belleği var. 16 GB depolama. Micro SD kartla artı 200 GB daha çakabiliyoruz üstüne. Hayaller 200 GB. Hayatlar 16. Hayatlar 16. Class 4. Class 4. Başka neyini söylemedik? Ha, 13 megapiksellik iki tane kameramız var. Hem ön hem arka tarafı 13 megapiksel. Çok güzel. Zaten kamerasıyla ayrılan evet, bir telefon. Selfie telefonu. Aynen selfie telefonu. Ön kameranın ayrıca flaşı var. Bunu belirtelim. Seninle ilgili yorumlarda demişler ki abi çok birbirinize bakıyorsunuz. Hiç kameraya bakmıyorsunuz. Bize tamam ayıp ediyoruz. Kameraya bakayım. Bana bakma. Bende bir şey tamam, yok. Ben sana hep bakıyorum zaten. Ha, ben de bir numara yok. Evet. Kameraları söyledik. 2930 mAh'lik filmimiz var. Birden bir şey oldu değil mi? 2900 mAh'lik. Biraz öyle oldu. Evet. Yani 6 inçte çok görmeye alışık olduğumuz kapasiteler değil. Biz biraz daha büyük bir şey bekleyebilirdik. Oranlarsa yani piyasadaki diğer aynen evet. Piyasadaki benzer boyutlardaki diğer telefonlara baktığımızda 5, kapasitelerin inç, biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. 5.7'yi saymıyorum. 5.5 inç telefonda bile 3000 mAh'e burun kıvırırken 6 inçlik telefonda evet, 2930 mAh'e biraz az kalıyor. İyi dersek Allah çarpar. Açık ve de net. Yani bunun bir 3500'er seviyesinde olması gerekiyor. Bence de. Hakkı oymuş. İdealmiş. Hakkı oymuş. 4000 yalan olur 4000 da. 4000 zor olur. Kim var şu anda 4000 piyasada? 4100 mAh şey vardı Huawei Mate 7'de. Ki o da 6 inç bir cihazdı. Hani boyutları itibariyle şöyle bir baktığında da bunun tamam kasası daha küçük. Ama piyasada var mı? Şöyle. Yok. Bulursun hala. Yani yenisi çıktı şimdi. Mate 8 var artık yani. Aynen. Ama ben baktığımda yani kalınlık itibariyle falan bununla çok uzakta durmuyor. Yani bu telefonun pili biraz daha büyük olabilirmiş bence. Bence de. FM radyosu var, onu belirtelim. Android 5 işletim sistemimiz var. 6'ya güncellenecek. 5.1.1 değil ama. Yok 5.1 değil, 5.0. Peki. 5.0 şu anda. Onunla beraber 3 farklı renk seçeneğimiz var. Siyah, beyaz. En büyük Beşiktaş. Bir de nane rengimiz var. Yeşil. Abi siyah beyaz deyince duramıyorum ya, kusura bakmasın izleyiciler yani. Kusurluk bir şey. Siyah beyaz deyince en büyük Beşiktaş diyesim geliyor. Bir de nane yeşili var. Evet. Nane yeşili çok enteresan arkadaşlar. Yani kutunun arkasında şey yapıyor. Bizdeki beyaz modeli ama nane yeşili gerçekten enteresan. Değişik. Ben bunu bizdekini yeşil zannediyordum. Ciddi misin? Evet. Yok bu beyaz ya. Ha tamam. Ben bunu yeşil. Bizdeki beyaz yani. İyi oldu söylediğin. Şey yaptım. Yer etti bende. Ne şey yaptıysan. 187 gram da ağırlığımız var. 40 yılın başı bir falsa verdik hemen üstümüze geldi. Sen görürsün. En küçük bir yanlışını yakalarım. Bataryada 1 mAh için kalbini kırmazsam ne olayım? Bak. 1 lira için çok kalbimi kırdın zaten. 1 lira için mi? Evet. Ben 2700 lira dedim. Yok 2699 lira. 1 liradır. Çıkar ver 1 lira. Her videoda senden böyle 1 lira alacağım. Oğlum her gün video çekiyoruz. Manyak mısın? Haftada, belki haftada 5 lira yapalım. Yayınlar içinde... Tamam tamam bırak vermek istemiyorum. Çok var tamam, mı? Bırak bırak tamam istemiyorum. Kağıt para da gel. Al. Tamam. Şöyle şuraya bırakıyorum. Şimdi Hacı abi parasıyla değil mi aldım telefonu kullanıyorum. Masaya tekme atmaya. Fark ettim. Şuradan başlayalım. Başlayalım. Tasarımla başlayalım. Tasarım başlayalım. Yan taraf zaten detay videonun detay görsellerinde arkadaşlarımız onu görecekler. Yan taraf alüminyum. Evet. Ondan sonra. Çerçeve... Çok büyük bir bölüm alüminyum ama şu köşeler plastik. Onu belirtelim. Onlar büyük ihtimalle anten açıklığı vesaire için kullanılmış. Şurada bir sol tarafta şey var. Micro SD kart ve SIM aynen. Yuvası var.
Yukarıda şey var. Yukarıda Allah var gibi var. Yukarıda Allah var. Güzel telefon var. Kulaklık girişi var. Ondan sonra burada açma kapama power butonu var. Fotoğraf denklanşörü var. Fotoğraf için ses açma kapama var. Aynen. Aslında alt tarafta tabii mikrofon ve tahmin edeceğiz gibi. Mikro USB girişimiz var. Mikro USB girişimiz var. Sony çizgisini bozmamış. Evet, şimdi 6 tasarım ince çıksa bile bu seviyelerde evet, bile Sony, çizgisini bozmamış. Yani şuradaki Sony yazısını kaldır, bu telefonu Sony dersin. O tabii, tabii. Tasarım hatlarıyla kendisini çok belli ediyor. Telefonun en büyük özelliği tasarımında ekranın çerçevesiz oluşu. Ya onu diyecektim. Çok fark ettiriyor. Yani telefonun yapısını, büyüklüğünü, kullanımını, her şeyi ciddi anlamda etkileyen en önemli kriter bence bu çerçevesiz olması. Aynen. Enteresan bir deneyim arkadaşlar. Çünkü hiç bu kadar çerçevesiz bir telefon görmedim ben. Hı-hı. Sen gördün mü bilmiyorum. Huawei de buna yaklaşık bir şey P8'de vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. P8, Mate 7. Ama yine bunun kadar yok, değil. Yok, içteki siyah bant kısmı çok daha kalındı Huawei'de. Belirgindi. Belirgin. Bu yani detaylarda görürsünüz zaten bildiğiniz çerçevesiz olmuş. Gayet de güzel olmuş bence. Çok değişik bir his yaratıyor. Alanı, bütün ekran alanını kullanabiliyormuşsun hissi veriyor. Abi ön taraftaki şeye bakar mısın? Kocaman ya. Dana gözü gibi. Ya bir arka taraftaki ana sen kameradan büyük. Aynen, ana kameradan daha büyük. Optik sistemi ana kameradan daha iyi. Ana kameradan daha büyük. Ön kamerası çünkü 13 megapiksel, 13 megapiksel yapmışlar. Selfie yapmışlar. Kocaman da led flash koymuşlar. Dana gibi. Yanına, arkadakinin dana gibi, led flashından da daha büyük. Yani bildiğin ön kamerası her şeyle arka kamerasından daha iyi. Aynen öyle. Yani baktığın zaman öyle gözüküyor. Tasarımda yine dikkat çeken bir şey söyleyeyim. Bak, ön tarafta fark ettin mi? Plastik değil mi abi? Plastik. Açılıyor mu? Hayır. Açılmıyor. Bu kadar net açın ama hayır. Peki. Ön tarafı çevir. Ön tarafı çevirdim. Bak hoparlör ızgarasını aşağı çok güzel gizlemişler. Şurayı değil mi? Aynen. Aynen. Orası komple hoparlör ızgarası ve da oyun oynarken de hiçbir şekilde kapatmıyorsun. Şöyle tuttuğun için telefon doğal olarak buraya da şey yapmışlar. Hayır. Oradan hoparlör yok. Aynen. Çift yok. Güzel işlemişler. Aynen. Ha, evet. Şeyi. Yani tasarımı iyi şey yapmışlar. Tabii mesela üst tarafı sadece ayıza olmasına rağmen. Neden? Bilmiyorum, şarjı bitti herhalde ya da ben parmağım var geldi ne oldu? Daha vardı ya %30'u falan da şarjı. Bilmiyorum ki. Bakarız neyse. Şarjı çok çabuk bitiyor böyle saçma zaman varsayım çıkartıyor. %30'dan hemen 0'a atlıyor. Aynen. Şimdi 187 gram ağırlığı var arkadaşlar. Açık net söyleyelim, 192 gramlık V10'a dedik ki evet 192 rakam olarak ağır gelebilir ama çok fazla elde hissetmiyorsunuz dedik ki gerçekten de öyle. Evet. Bu telefon içinde ben aynı şeyi söyleyebilir miyim? 6 inçlik telefon için hiç rahatsız edici bir ağırlığı var diyemem. Zaten bu boyuttaki telefonların kaç gram olması gerekiyor ki? En hafifi olsa yine 160-170 gram olacak yani. Aynen. 15-20 gram içinde birbirimizi üzmeye gerek yok. Tabii işte kullanılan malzeme kalitesi fark ediyor. Ve onun yan tarafındaki çeliğin ağırlığıyla bunun çerçevesindeki alüminyum ağırlığı tabii ki fark edecek. Şöyle şeyler söyleyebilirim ben kendi adıma Ender. 2 GB RAM çok az. Evet yani. Fiyatı olarak da düşündüğünde yani girdiği yerleştiği segmente fiyatı sonra mı söylesek? Sürpriz mi olsun? Bize özel fiyat mı verdiler? Ne oldu? Hayırdır? Sürpriz bizden alın. Yani şöyle diyelim 1225-1250 liraya falan bulabiliyorsun telefonu birçok. 1399'dan başlıyorsun internette evet. 1225 liraya KVK garantili bulabiliyorsun. Aynen. Hatta yani bu kadar hepsi burada falan da 1270 lira civarında. Ya, ürün 1200 lira. Hani zorlasan bir bayi maya gitsen belki 1200 liraya bir alırsın. Lakin canlıyı koydun mu masaya? Şimdi 2 GB RAM az. Evet yani artık. Abi 6 inçsin. Kocaman ekranın var. Telefon fiyakalı. Fiyakalısın. Ya bunu 3. Bu evet. Minimum. 3. Senin onu, 3 tamam. Seviyesini olman lazım. Depolama 16 kalsın. RAM'imiz 3 olsun. Depolama 16 çok kötü. Bak iPhone kafasına geldik. Ama şimdi 1200 lira telefon. Bir de micro SD kart var be abi. Android 6'ya da upgrade olduktan sonra de, depolama problemi kalkıyor ortadan. Micro SD kart ama yavaşlatıyor seni. Çok ama bu şey değil ki, kendi dahili depolaması da çok hızlı değil ki yani. Adam gibi bir klason kart aldıktan sonra. Ha, tamam ama klason kart kaç lira? Vallahi çok para değil bu artık. Yanılmıyorsam hani hiç yoksa bir ona 32 GB'ına 60-70 liraya alırsın. İnşallah. Var var. Yani. Hatta Black Friday'de sapık sapık yurt dışında ek micro SD kart şeyleri var. Tabii canım hani gelip insanlar var. Çünkü bir tane micro SD kart koyarlar zarfa. Ben eleştirilerimi sunayım. 16 GB az. Okay. 32 olabilirdi. Çünkü şuydu, kalıbın geniş abi senin. Bak şimdi şunu demek istiyorum. Ufak tefek bir telefon değilsin. 5, 5.5, 5.7 bile değilsin. Sen 6 inçsin. Heybetlisin.
çok güzel ön arka 13 megapiksel kamera yapmışsın. Ki Sony biliyorsun sensör işinde baba. Hı, tabii. Sektörün %70'ine sensör satıyor bu adamlar video. Ve kendi sensörleri de gayet başarılı. Hı hı. Zaten üründe çektiğimiz fotoğrafları da bugün hava biraz kapalıydı gerçi. Yine de biz Ender'le biraz fotoğraf çektik. Çektiğimiz fotoğrafları da zaten paylaşacağız sizinle. Videonun açıklamasını oradan görebilirsiniz. Onu yapmışsın, bunu yapmışsın. 2 GB'ı az koymuşsun. Fiyatın harika bence. Fiyatı yoksa. 6 inç dev için mükemmel bir fiyatı var. Bir de Sony alıyorsun ya. Sony Xperia alıyorsun yani. Ki dayanıklı da bir telefon. Hı hı. Baktığınız zaman. Ha şık tipi mi? De güzel çünkü. Gayet güzel. Yani nane hani rengi ben bulunursa. Ben büyük telefon. Söyleyeceğim nane rengi bulunursa süper olur. Evet. Ben çok çok dikkat çeker yani. Kullanırsın. Aynen. Bir şey daha eleştirecektim. Bir de batarya. Evet bataryası bu kalıba küçük. Olmamış. Olmamış. Yani bu bataryanın 3500'den bak sen yabancı değilsin. 3500'den 1 miliamper aşağı olması. Evet. Açık net söyleyeyim yani. Çünkü abi dediğim gibi bu telefon internet, video, kullan diye oyun, ekranın hakkını vereceksin ki kullanacaksın. Yani şöyle alacaksın, koç gibi 6 inçim var la, televizyon gibi yürüyorum. Otobüse bindin mi açacaksın 2 saat video izleyeceksin. Abi bir şey söyleyeceğim, bunda çok güzel dizi izlenir. Tabii canım. Çok güzel video izlenir. Tabii tabii, serviste, çok rahat oyun oynanır. Oyun, abi, şey, dizi, insanlar internet. 1 saat, 1,5 saat servis çekiyorlar. Tabii canım. Yani servis yolu çekiyorlar. Abi koy bunu çıt diye izle yani ne istiyorsan. Yani genel olarak telefonun fiyat performansı çok iyi. Evet. 1200 ben sadece baktığımızda. Benim hani depolamayı da geçtim. Ben 1200 liraya çünkü çok da fazla eleştirmeye gerek yok telefonu. 3 GB olsaymış kral olurmuş. Kral. Bir de 3000'in bir tık üstüne çıksaymış bataryası. Aynen. Ağzımızı açmaz. Yani 1200 lira yerine 1300 lira olsa bu telefon pili 3500 mAh 3 GB şey olsa piyasayı mahveder. Peki sana bir soru. Sor. Şu anda aklıma geldi soruyorum. Vestel Venus V3 5570 mi 1299'a 1225 liraya bu telefon mu? Tabii ki bu telefon. Dalga mı geçiyorsun? Yani bir de öyle bir şey vardı. Aynen. Şimdi burada 1200 liralık telefonu bu kadar eleştiriyoruz ama yani bu telefon 1200 lira arkadaşlar. Xperia C5 Ultra. Yani baktığınızda arkasında Sony var. Evet. Ve çok ciddi bir şey var. Nova var bu işte. Ve yani babalar gibi telefon. Tasarımı da çok daha şık. Kusura bakmasın. Biz burada 2000 mAh eleştirmiyoruz. 1 GB RAM eleştirmiyoruz. Aynen. Yani şey eleştiriyoruz. Yani Venus'un tek avantajı 32 GB depolaması var ama yani. Yani dediğin gibi sadece 60-70 liraya o zaman gidip bir tane micro SD kart alırsın. Klason. Aynen. Markası da canavar gibi ne istiyorsan takarsın olur bir tane. Aynen. Başka bir şey. Tabii. 100 lira. Yani 200 GB'a kadar varsa öyle paran yükselt. Adam sana koymuş zaten o imkanı. Peki söylemediğimiz başka bir şey var mı? Şu paraları aldım oğlum. Sen gözün paralara kayıyor ben görüyorum. Millet 1 lirasını bırak. Para manyağı mı dedi? 1 lirasını bırak. Sen kaşık havasını biliyor musun? Biliyorum. Biraz şey genel performanstan oyun falan tamam. Kamera tarafını konuşalım. Konuşalım kapatalım. Aynen. Kamera tarafında dediğimiz gibi ön kamerası daha başarılı. Hem optik yapısı hem sensörünün büyüklüğü. Hiç hayatımda böyle telefon görmedim ha. Ön kamerası arka kamerasından daha başarılı olan. Selfie özelliği o yüzden öne çıkıyor. Kamerası gerçekten ön tarafta iyi. Arka tarafı da kötü değil yani onun hakkını verelim. 1200 lira segmentteki iyi kameralı telefonlardan bir tanesi. Hani grey marketteki telefonları bunun şimdi fiyatıyla karşılaştırıp kamera performansını kıyaslamak yok, haksızlık gerek olur biraz. Bununla beraber oyun performans tarafında işte yeni bir oyunu olan Need for Speed No Limits'i denedim. Hayatımda bu kadar kötü oyunda görmedim. Leş. Screenshotlarını aldım. Bu kadar bak, kötü bedava, modellemeler. Bedava oyun ama indirmeyin. Datanıza yazık. İnternetinize yani. Yazık. Aynen öyle. Verinize yazık. Artık kapladığı yere yazık. İndir kaldır belki oradan 1-2 megabayt çalır ona da yazık. Yok yani. Ben hayatımda bu kadar kötü araba modellemelerini hatırlamıyorum. Yani Need for Speed 3'ten herhalde almışlar. Poligon sayısı falan herhalde arabaların 100. Yani bu kadar texture falan doku hiçbir şey yok. Yağ gibi akıyor. Ama Real herhalde Racing... Herhalde yağ gibi akacak hiçbir şey yok. Real Racing mesela kalabalık sahnelerde biraz böyle frame düşüşlerini bize gösterebiliyor. O yüzden şey zaten Mali T760 MP2'nin Full HD'de biz yer yer zorlanmasını bekliyoruz. Çok güçlü bir GPU olmamış çift çekirdekli haliyle. Onu da zaten bize hissettiriyor arada ama oyun performansı kötü diyemeyiz. Ve hani genel olarak oynanan oyunların ağırlıklı ortalamasına baktığımızda bütün hepsini rahatlıkla çalıştırabilecek. Yani tek tük arada böyle yavaşlayan oyunlar olabilir ama o da hani %'ye vurdun mu çok orantılı ya yani çok anlamlı bir şey olmuyor. Genel performans konusunda bir sıkıntı yok, yok yani. Yok zaten. Evet. Genel performans, sistem performansı güzel. Arayüzü akıcı çalışıyor. Sony'nin arayüzü biliyorsun zaten hafif. Orada sıkıntısı yok. Hafif yani. Android 5.0'la geldiğini söylemiştik. Aha, 6'ya tamam. Yükseleceğini de söyledik. Yükselecek. O zaman şöyle yapalım. Biz genel olarak telefonu beğendik arkadaşlar. Evet. Bir 6 inç tablet deneyimi yaşamayı isteyen arkadaşlar için bu fiyata bence
tavsiye edebileceğimiz bir uzun cihaz. Uzun zamandır fiyatını eleştirmediğimiz ilk telefon aynen oldu galiba, değil mi? Gerçekten öyle bak. Vallahi öyle. Evet. Yani Allah var şimdi yalan yani söylemem. Z5'e pahalı dedik. Z5'e ama dedik. Bir de ama sadece Z5'e demedik. Yok canım. V10'a da pahalı. V10'a da dedik. Z5'e de dedik. Venüs'e de dedik. Ona da buna da. Çünkü Türkiye'de telefon pahalı. Evet. Vergi çok yüksek dedik. Ama bu telefon 1200 lira abi. Güzel fiyat. 6 inç telefon. 3000 mAh diyelim artık ona. Tamam. 70 mAh için kalbimizi kırmayalım. Bataryası var. RAM'i evet biraz düşük ama ne istediğine bağlı. Kameraları mükemmel. Hı hı. 13, 10, 13 ön, 13 arka. Daha ne olsun yani. Fiyatı zaten çok başarılı. Her tavsiye edebileceğimiz abi telefonlardan bir tanesi, evet, arkadaşlar. Büyük telefon seviyorsanız, kullanışçı geliyorsa size. Aynen. Bence en iyi fiyat performans modellerinden biri olmuş. İnternet video deneyimi, oyun deneyimini bu ekranda yaşayabilirsiniz. Evet. Genel değerlendirmelerimizi de böylece yapmış olduk. Aynen. Biz genel olarak telefona beğendik. Fiyatı da güzel. Fiyat performansı çok iyi dedik. Bu ve diğer videolarımızla da ürünlerimizle ilgili bize info@izmedia.net adresine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.